yakında bileceklerdir. Yurt duran bir yurttan bahsediyorlar. Bu yurdun sonu kimindir? Yani bu yurt kime aittir? Kimlerin kontrolündedir? Allah kimlere vermiştir? Bunu bilecekler diyor. Ne zaman? Pek yakında diyor. Allah için 1400 sene, 1500 sene uzak bir vakit değil. Bu ayetin ifadesi önümüzdeki yıllarda tahakkuk edecek. Zulmetmekte olanlar diyor Allah, Şuara suresi 227. Zulmetmekte olan yani deccaller nasıl bir inkılaba uğrayıp, inkılap yeni bir değişim, yeni bir hal, yeni bir anlayış, yeni bir hayat, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini, yıkılacaklarını, yok olacaklarını, etkisiz hale geleceklerini pek yakında bileceklerdir diyor deccaller. Şimdi bunu da görecek insanlar. Pek yakında. Bak Allah buna da pek yakında diyor, buna da pek yakında diyor. 1430, 1440 Allah için uzak değil. Ama 1440 tabii çok önemli bir tarihtir. Sağ olun. İsra suresi 81. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Mehdiyet geldi mi deccaliyet gider. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Yani batıl mutlaka, Darwinizm, materyalizm mutlaka yıkılır. Yani 100 yıl direnmesi, 150 yıl direnmesi önemli değil. Mutlaka yok oluyor. Bak hiç şüphesiz diyor Allah, batıl yok olucudur. Araf suresi 137. Kendisine bereketler kıldığımız yerin. İşte Türkiye'de bunun içinde. Türkiye, Suudi Arabistan dahil, İsrail dahil, Filistin dahil, Mısır'a kadar. Kendisinde bereketler kıldığımız yerin doğusuna, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları, Mehdi ve talebeleri. Bak hor kılınıp Mehdi talebe hor kılınacaktır. İnsanlar tarafından horlanacaklardır Mehdi de dahil. Ve zayıf bırakılacaklardır. Hakaretlerle, iftiralarla, komplolarla kim mesela mahkemeye verecek, kim hapsetmeye kalkacak, kim onları savcılıklara ihbar edecekler, mahkemelere ezmeye çalışacaklar. Zayıf bırakanları onlara mustazaf diyor Cenab-ı Hak, mustazafları mirasçılar kıldık, onlar hakim olacaklar diyor. Yani beni İsrail, Hazreti Davut'un soyu, yani Mehdi, yani Mehdi ve talebeleri. Biz Beni İsrail'iz. Ben Beni İsrail'im. Sizler de Beni İsrail'siniz. Bizler Mehdi talebesiyiz. Mehdi talebeleri Beni İsrail'dir. Tövbe suresi 132. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, konuşarak. Yani mesela internette konuşması yazılıyor, kitaplara konuşmaları yazılıyor. Ağızları derken ağzından çıkan sözler, yani o fikirleri ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Şu anda da bunu yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın her tarafında, demeçlerle, konuşmalarla, radyo televizyon programlarıyla. Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, İsa gelmeyecek, İsa gelmeyecek. Allah'ın nurunu, Mehdi'yi kendilerince söndürmek istiyorlar. Bak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bütün kanallarda çıkıyor. Oysa diyor Allah, karşıtlar, karşıt olan kişiler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Mehdiyeti hakim etmekten başkasını istemiyor Cenab-ı Allah. Ahir zaman işareti. Tabi Mehdi'ye karşı olanlar küfür içindedir demiyorum ben. Ama bilgisizlik içindeler. Yanlışlık içindeler.
Yine Saf suresi 8. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. O televizyon programlarına bakın. Mehdi alametleri de çıkmadı. Mehdi de çıkmayacak. İsa inmeyecek. İttihat İslam'da olmayacak. İttihat İslam hiçbir zaman için olmaz. İşte insanların beşte biri ancak Müslüman olur. Böyle bir şey yoktur gibi. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu, İttihat-ı İslam'ı, Mehdi'nin çıkışını, İsa Mesih'in çıkışını, insanların mutlu oluşunu durdurmaya çalışıyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Ben yapacağım diye bak. Allah tamamladım demiyor Cenab-ı Hak. Tamamlayıcıdır. Nasıl tamamlıyor? Mehdi ile tamamlıyor. İsa Mesih ile tamamlıyor. Öyle olsa Allah tamamladım derdi. Tamamlayıcıdır. Tamamlayacak. Kafirler hoş görmese bile, yani küfredenler, İslam'a karşı olanlar, tabii ki bundan hoşlanmayacaklar diyor Cenab-ı Allah. Onlar hoş görmese de İttihat İslam olacak, terörde kalmayacak, anarşide kalmayacak, silahlar susacak. Hocam ben yanlış mı görüyorum? Bu nedir? Çok doğru görüyorsunuz. Kaç kişi seriyor şu an? 158.861 şu an. Aba, yer gök yıkılıyor. Maşallah hocam. Maç muhabbetine kurtulmuşlar. Evet. Kardeş maçı tamam serisinde de bitirdikten sonra muhabbete dalmanın alemi ne ya? İnşallah. Re re re, ra ra ra, gassay gassay, cim bom bom. İşte bu kadar yeterli. Eskiden de Eskişehir Spor için vardı. S S S, ki ki ki, eski eski S. S S S, ki ki ki. Eski, eski, es. Ama çok şahane onları kim besteliyorsa, evet. Şahane yani.